fikrini ortaya atan Sayın Kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum. Değerli öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Kesinlikle, lütfen hanımefendi. İlk kez böyle bir sergi tertiplendiğini düşünüyorum. O da bana nasip oldu. Gerçekten çok mutlu oldum. Her şeyden önce tüm kursiyerlere verdikleri emek için teşekkür ederim. Bir Hülya Koçyiğit sergisi adeta her biri bir müzelik eser olmuş. Hepsi birbirinden güzel ve heyecan verdi bana. Tabii ki başta Sayın Kaymakamımıza ve Kadıköy'deki Halk Eğitim Merkezi eğitimcilerine, kursiyerlerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Elemi göz nuru hepsi, üzerinde aylarca çalışılmış eserler, portreler var, ilişkiler var. Neler hissettirdi bunları görmemiz? Her şeyden önce el sanatları dediğimiz o değerli sanat eserlerinin hala hayatta olması, yaşıyor olması ve bunların devamının geliyor olması çok değerli, çok önemli. Her biri beni düşünerek, beni gözleyerek, beni hayal ederek hazırlanmış el işlemeleri gerçekten kelimelerle tarif edilmeyecek kadar büyük bir gurur verdi bana. Çok teşekkür ederim. Bugün burada Türk sinemasının en çok ödül alan aksilisti Hülya Koçyiğit Hanımefendi'yi konuk etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 200'e yakın filmde rol alarak sinema severlerinin gönlünde taht kurdu. Susuz Yaz filminde Bahar'dı. 9. Hariciye Koğuşu filminde Nusret'ti. Sarmaşık Gülleri filminde Gülseren'di. Ulusal ve uluslararası birçok ödül aldı. Devlet sanatçısı ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödül sahibi. Hafızalara kazanan filmleri saymakla bitmeyeceği gibi başarılarını da saymakla bitiremeyiz. Kendisinin bu başarılarıyla harmanladığı sanatçı duruşu toplumumuza ve gençlerimize örnek olmaya devam ediyor. Kendisine müteşekkiriz. Kursiyerlerimizi kırmayarak davetimizi kabul eden Sayın Hülya Koçyiğit Hanımefendi'ye müteşekkirim. Başarılı kariyerini mutlu bir aile tablosuyla bütünleştiren Hülya Koçyiğit Hanımefendi'ye, değerli eşi Sayın Selim Soydan Beyefendi ile birlikte, torunları ve torununun eşi ve evlatları ile birlikte sağlık ve afiyet içinde nice huzurlu bir hayat diliyorum. Selam ve saygılarımla. ...geçireceğiz kendisiyle. Ancak televizyon çekimlerinde şöyle bir kural vardır. Seyirciler yönetmeni de Türk sinemasının en çok ödül alan kadın oyuncusu, devlet sanatçısı. 1947 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 7 yaşında annesinin teşvikiyle ve keşfiyle Ankara Devlet Konservatuarı bale bölümünde başladı sanat hayatı. Bu kısa filmi seyrederken hepimizin gözünün önünden nice nice değerli, çok önemli oyuncular geçti değil mi? Hadi gelin, şimdi de onları alkışlıyorum. Onlara rahmet diliyorum. Ben de çok mutluyum. Gerçekten oldukça da heyecanlandım sergiyi gezerken. Siz de sergiyi gezerken öyle Türk sineması, Türk filmleri gözünüzün önünde canlanacak diye düşünüyorum. Ve beni, biz Kuzguncuk'ta büyüdük. Kuzguncuk İlkokulu'nun müdürüne götürdüler. Okula başlamak istiyor. Ne dersiniz diye. O dedi ki daha henüz yaşını doldurmamış ama mahkeme kararıyla büyütebilirsiniz yaşını dedi. Ve onun üzerine evet Kadıköy Adliyesi'nde o dönem bir hakimin onayıyla 8 ay büyüttüler beni okula gidebilmem için.